Santral Sanat'a hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da taptaze, sanat dolu bir programla RGB YouTube kanalında sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da şehirdeki etkinlik bültenimizle programımıza başlayalım. Perşembe sineması, A Single Man. Amerika'da gözlerden uzakta yaşanan ve yarım kalan bir aşk hikayesini anlatan film, yalnızlık hissini işlerken önemsiz görünen küçük mutlulukların nedenli büyük farklar yaratabileceğini gösteriyor. A Single Man, 20 Nisan saat 19'da Salt Galata'da. 2014 yılında en iyi komedi ödülünü alan ve 2015 yılında en prestijli tiyatro ödülü olan ve Olivier ödüllerinde en iyi komedi ödülünü kazanan The Place That Goes Wrong'un Türkçe'ye uyarlanmış halini Lerzan Pamir yönetiyor. Yoldan çıkan oyun 21 Nisan saat 21'de Zorlu PSM'de. Sistemin insan bedenini ve aklını kontrol altına alma hırsını, ezen ezilen ilişkisi üzerinden absürt bir anlatım biçimiyle anlatan oyun, su deposunda işçi olarak çalışan Joko'nun başına gelenleri anlatıyor. Joko'nun doğum günü 22 Nisan saat 20.30'da sahne Püşeri'de. Dünyadaki sayılı kontratenörlerden Nuri Harun Ateş, namı diğer kafası karışık kontratenör, kendine has üslubuyla 25 Nisan saat 21.30'da Babilon sahnesinde. Evet, Santral Sanat'ta bu hafta iki konuğum var. Turgay Doğan ve Beliz Demircioğlu Cihan Dide. Öncelikle ilk konuğumla başlayacağım. Tiyatro Genel Ev'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni sevgili Turgay Doğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Biraz yorgunum premier sonrası ama şu an iyiyim. Peki, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Almanya doğumluyum. Almancıyım yani kısacası. 74 Ruhr bölgesinde doğdum. Yaklaşık 10 yıl kadar önce de İstanbul'da yaşamaya başladım. Ağırlıklı olarak. Gelgitler olabiliyor tabii hala. Oyuncuyum, oyunculuktan gelmeyeyim ama yönetmenlik ve yazarlık da yapıyorum. Ve son yıllarda daha çok yönetmenliğe evrildi bu iş. Daha çok Genel Ev'in işte sanat yönetmenliğini ve oyunların yönetmenliğini yapıyorum. Oyunlarım var, çevirilerim var. Oyuncu olarak da hala bazı prodüksiyonlarda görev alabiliyorum. Ama bunlar hani düzenli olan şeyler değil. Tek bir Alman prodüksiyonu var. Onun oyuncularından birisiyim vesaire. Böyle kısaca. Peki. Grotowski ve Strasberg öğrencisi olan Tony Glazer'la uzun yıllar çalıştınız, oyuncu ve yönetmen olan. Evet. Bu Alman tiyatro disiplini, tiyatroya bakış açınızı nasıl şekillendirdi ve özellikle 2011 yılında kurduğunuz Tiyatro Genel Ev'in macerasıyla birlikte bize biraz bahsedebilir misiniz? Alman tiyatrosu çok, şu anda dünya üzerinde çok güçlü tiyatrolardan biri ve sert tiyatrolardan biri. Ve yeni arayışlar içerisinde olan tiyatrolardan biri. Ve hani Alman disiplini vardır. Bununla kombinasyonu içerisinde de ortaya çok çok önemli ve çok özel eserler çıkabiliyor. Bu tabii beni Almanya'da yaşadığım veya işte Almanya'da büyüdüğüm için en çok etkileyen dillerden birisi oldu tiyatro dili olarak. Yani ben buraya geldiğimde Türkçe tiyatro yapmamıştım hiç. Deney olarak ilk zamanlar işte Türkçe sahnede nasıl konuşulur, Türkçe nasıl işliyor sahne üzerinde görmem gerekti. O yüzden hani gerçekten çok hani benim temelim aslında Alman tiyatrosu. Ve bu etki hala sürmekte tabii. Bunu Genel Ev için de hani benim yapmak istediğim bir şey olduğu için de Genel Ev'e de bunu empoze etmek durumundaydım. Çünkü yapmak istediğim tiyatronun temeli Almanca veya Alman tiyatrosu olunca seçtiğim oyunculardan, seçtiğim oyunlara, yazdığım oyunlara kadar hani bir yani Alman havası var diyelim diyebilirim. Ve bu hani etkiledi bizi. Hani sadece beni değil, sonuçta bütün oyunu ve oyuncuları da etkilemiş oldu. Ama bu bir seçim sonuçta ve bu yapmak istediğim şeyler daha çok bu yapmak istediğim şeyleri daha çok bu dille anlatabileceğimi gördüğüm için de o yolu seçmiş oldum kısaca.
Peki, biraz Rauş'tan bahsedelim dilerseniz. Evet, bahsedelim. Geçen haftalarda premier yapan Rauş, Falk Richter'in bir metninden uyarlama. Modern dünyanın bireyleri olarak aslında zorlukla kazandığımız özgürlüğümüzün başımıza bir bela olarak dönmesi ve aslında yeni ütopyamız olan aşk sarhoşluğu, yani Rauş kelimesi aslında oradan geliyor. Hı-hı. Aşk sarhoşluğunun da nasıl bir pazar kavgasına dönüştüğünü bir direniş esnasında geçen bir hikayede anlatıyor. Bunu biraz bir nasıl geldi size Rauş, nasıl karar verdiniz, bir süreci biraz bize aktarabilir misiniz? Şimdi Falk Richter benim çok sevdiğim yazarlardan birisidir. Falk Richter şu an çağdaş Alman tiyatrosunun en önemli yazarlarından, dünyaca tanınmış yazarlarından birisi. Yalnız Türkçe'de hiç tanınmıyordu doğru dürüst. Çevirisi yoktu. Ve ben sadece Rauş'u değil birçok oyununu aslında Türkçe'de görmek isterdim ama hani maalesef dediğim gibi çevirisi yoktu. Ve Rauş benim işte hani tesadüfen elime geçmiş bir metin. Hani diğer metinlerini okumuştum. Bu da yeni metinlerinden birisi. 2012'de bildiğim kadarıyla premier yapılmış bir metin. Yazılmış ve premier yapılmış bir metin. Araştırmalarım esnasında bu önüme çıktı. Falk Richter'ın bu oyunu, bu metni ve okudum ve hoşuma gittim ve yapmak istedim. Hani kısacası aslında bu kadar. Ondan sonra da işte bunu nasıl yaparım? Tabii Türkçe çevrilmesi gerekiyor. Çevirebilir miyim? Çeviririm. Okey, çeviriye başladım. Ondan sonra işte kafamda bir form oluşmaya başladı çevirirken de ve bunun hareket ve bedenle çok ilgisi olduğunu gördüm ve anlatmak istediğim şeyin bu kanal üzerinden anlatılması gerektiğini düşündüm. İşte Beliz Demircioğlu Candide ile tanıştım. İşte kafalarımız bayağı uyuştu. O da metni çok beğendi. Oyuncu seçimine girdik vesaire ve proje 2 yıl, 2,5 yıl içerisinde hani ilk anından bugüne kadar farklı süreçlerden geçerek işte geçen hafta premier yapmış oldu kısaca. Sert bir oyun, evet, hani sadece bahsettiğiniz şeyleri de anlatmıyor. Çok daha fazla şey anlatıyor aslında. Rauş kelimesi de zaten çok daha geniş bir anlamda. O yüzden zaten Rauş'u çevirmek istemedim. Hani Türkçe kalan tek şey, Almanca kalan tek şey başlık oldu veya metnin ismi oldu. Rauş, evet, sarhoşluk anlamına geliyor. Aşk sarhoşluğu da olabiliyor bu. Gözünü kan bürümek de olabiliyor. Bir hışırtı da olabiliyor. Yani bir hem bir eylem hem bir isim fonksiyonu var. Çok farklı anlamlara gelebiliyor ve Türkçe karşılığı da birebir yok ve bu farklı anlamlar içerisinde metinde kullanıldığı için de hani tek sadece aşk sarhoşluğu yazsaydım yetmeyecekti. Hani o yüzden de Rauş olarak kalsın dedim ve bir Rauş içinde olma hali duygusu olarak işte bütün oyuna akmış oldu böylece. Oyunun aslında kendisi de sanırım böyle çok akışta bir oyun, çok doğaçlama. Hı-hı. Oyunculuklarda da bunu görüyoruz. Son derece kalabalık bir kadrosu var. 14 kişilik oyuncu kadrosu var. Teknik bir takım işte görseller de kullanılıyor arka planda. Peki böyle oyuncuları seçerken kriterleriniz nelerdi ve bu hareket tasarımını aslında biraz önce ifade ettiniz. Hani hareket tasarımına nasıl geldiğinizi ama metnin kendisi mi bunu size verdi yoksa oyuncularla birlikte çalışırken süreçte mi daha çok evrildiniz? Yani tabii kafamda olan bir şey vardı, bir dünya vardı ve bunu ortaya çıkarmam gerekiyordu. Bunu da sonuçta oyuncularla yapmam gerekiyor. Sahnedeki aktörler onlar sonuçta. Seçim konusuna gelince de aslında var olan bir ekibiz zaten ve hazırda hani bir pool'umuz var ve onun içinden seçebiliyoruz. Ve hani metni okuyup zaten oynamak isteyen oyuncularımızın sayısı da fazlaydı. Ondan sonra Beliz'le birlikte yani bir araya geldiğimizde dansçılar da eklendi. Onun da kendi öğrencilerinden ve tanıdığı isimlerden bir grup oluştu. Bir grup insan oluştu. 13-14 kişiden oluşan bir ekip oluştu. Hem dansçı hem oyuncu olan. Bunların birbirine kaynaşma süreci tabii önemliydi ve hani burada neye göre seçmek
seçmenin cevabı da aslında bu, yani kaynaşabilen bir ve o anlamda homojen bir ekibin oluşması çok önemli. Yani sadece bu oyunda da değil, diğer oyunlarımda da. Yani gerçekten çalışmak istediğim kişilerle bir araya gelmek ve hani o enerjisini alabildiğim kişilerle bir araya gelip çalışmak. Ve böyle olduğu zaman da işte hani doğaçlama dediniz ama aslında değil, doğaçlama hiçbir şey yok aslında bir yandan. Sadece o, yani metnin doğal çıkması durumu var ve kendi duygularının ortaya çıkması ve gerçek duygularının ortaya çıkması durumu var. Bu da çok doğal görünüyor gerçekten sahnede. Ve zaten hani diğer oyunlarımda da hep veya genel olarak tiyatroda bu benim için önemli. Yani ben o anlamda hani klasik tiyatrodan pek hoşlandığımı söyleyemem. Yani işte çıkıp kendi konuşmasını seven kişilerin olmasından. Yani. Peki sevgili Turgay Doğan, çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ve bu haftaki ikinci konuğum koreograf, eğitmen ve dans sanatçısı sevgili Beliz Demircioğlu Cihan Dide. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Biraz sizi tanıyalım. Ben bale geçmişinden geliyorum. Ondan sonra daha çok modern dans üzerine eğitim aldım ve interaktif medya üzerine bir master yaptım. Bir süre New York'ta yaşadım. Orada Mikhail Baryshnikov'la çalıştım. Sonra Türkiye'ye döndüm. Bilgi Üniversitesi'nde yaklaşık bir 10 senedir ders veriyorum ve projeler yapıyorum. Ve sanat terapisi üzerine doktoramı bitirdim yakın zamanda. Böyle. Son derece geniş açıda bir çalışma alanı. Peki çok üretken bir sezon geçiriyorsunuz. Hem Bilgi Üniversitesi'nde verdiğiniz dersler ve 3 tane yeni proje var. Biraz bahsedebilir misiniz? Bu sezon 3 yeni projemiz var. Bir tanesi yönetmen Turgay Doğan'la yaptığımız Rauş projesi. Gerçekten çok uzun zaman ve yoğun çalıştık üzerine. Yine aynı yönetmenle ve İpek Taşdan'la yaptığımız Sahibinin Acısı diye bir oyunumuz var. Ondaki hareket yönetimini yaptım ben de. Ve o da tek kişilik bir oyun. Yine bu sezon oynuyor. Bir de Berrak Yedek, hem koreografım hem eski öğretmenim ve meslektaşım Berrak Yedek'in benim üstüme yaptığı bir solo var. Onda da dansçı olarak görev alıyorum. Çok keyifli. Evet. Birbirini besliyordur çok, eminim çok, bütün işler gerçekten. Aslında yaratım sürecinde. Kesinlikle. Peki Rauş'tan biraz bahsedelim yine. Tamam. Geçen haftalarda premier yapan oyun çok aslında performatif bir oyun Rauş ve ilginç bir sizinle buluşma sürecinde de ilginç şeyler var. Örneğin hiç daha oyun başlamadan önce bir hafta kapanıp tamamen hareket üzerine workshoplar yaptınız oyuncularla birlikte. Evet. Biraz bu Rauş'un sürecini anlatabilir misiniz bize? Turgay Doğan bana ilk metni getirdi. Ben gerçekten çok etkilendim. Müthiş bir içerik vardı ve günümüzün sıkıntılarını bence çok bize yakın bir dille ortaya koyuyordu. Ve bu bizim Turgay'la da ilk çalışmamız ama gerçekten müthiş bir uyum içerisinde aynı şeyleri hedeflediğimizi gördük. O yüzden de dedik ki ilk hafta kapanalım, bütün ekip bir arada kalalım. Sabahtan akşama kadar bir hafta boyunca sadece hareket bazlı bir workshop yapalım. Bu workshop'un içerisinde de gerçekten oyunculuğu bir tarafa koymak, sadece bedenimizi biraz daha tanımak ve onu daha... kelimeleri bedenden anlatmak üzerine bir dil geliştirelim. Kişilerin biraz daha kendisine dönmesini, kendisini bedensel olarak tanımasını ve bu tanımadan sonra da başkalarıyla nasıl iletişim kurduğunu çözmesine odaklanmak istedik. Bir haftada müthiş oldu çünkü ekibin de bir araya gelmesi, çok kalabalık bir ekipten bahsediyoruz, 14 kişi. Ekibin de bir araya gelmesi bakımından etkili olduğunu düşünüyorum. Yani sahnede de bu kesinlikle aslında çok görülüyordu. Yani ekip elemanlarının kendi içerisinde birbirlerine çok son derece bağlı oldukları. Aha. Ve eminim oyunu başka bir yere taşıyor bu birliktelik. Bence de, çünkü ekibe baktığınız zaman herkes birbirinden de çok farklı. Yani hani bambaşka kişilikler var ve o kişilikleri kaybetmeden bir uyum var içerisinde. Gerçekten kendine dönme ve ondan sonra kendinle beraber başkasıyla birlikte olma üzerine odaklandık. Aslında. Evet, kesinlikle. Peki,
Aynı zamanda Berrak Yedek'le birlikte bir solo koreografi üzerine çalışıyorsunuz. Evet. Evet. Dansçı olarak sahnede göreceğiz sizi. Çok heyecanlıyız bunun için. Nasıl gidiyor projeler? Ne zaman izleyebileceğiz? Çok güzel gidiyor. Yaklaşık Aralık ayında premierini yapmayı planlıyoruz bu performansın. Berrak Yedek çok farklı çalışan bir koreograf. Çok uzun doğaçlamalar yapıyoruz beraber. Belirli direktifler içerisinde bazı temalar var. O temaların içerisinde ne söylemek istediğimizi bulmaya çalışıyoruz. Ve dediğim gibi bu nedenle de çok yoğun geçmesi gereken bir süreç. Yaz boyunca Prag'da beraber çalışacağız ve İstanbul'da. Ondan sonra da inşallah Aralık ayında ortaya koyacağız bu şeyi. Süper, heyecanla bekliyoruz biz. Teşekkürler, ben de. Peki, doktoranızı da bu yıl tamamladınız. Evet. Neler çalıştınız? Yani bunun mesela dansta yöneliminiz nereye doğru gidiyor? Biraz da bunun üzerinden çok kısaca bahsedebiliriz. Şöyle, benim doktoram, ben etken ve edilgen, yani İsviçre'de tamamladım, o yüzden İngilizce olarak yazdım. Etken, edilgen, interplayer. Türkçe'ye çevirmem gerekiyor. Şekillendirme ve kendini ana bırakmanın içindeki, arasındaki oyun doğaçlama sırasında. Bunun üzerine bir doktora yaptım. Ve bu gerçekten benim eğitmen olarak sürecimde de öğrencilerimde gözlemlediğim, dansçı olarak kendimde gözlemlediğim en zor şeylerden biri. Yani biz bazen zannediyoruz ki kendimizi tümüyle bırakmamız lazım. Doğaçlama yapmak için zihin içeri girdiğinde bu bize problem yaratacak bir şey. Oysa ki doktoramda farklı insanlar üzerinden şunu araştırdım. Aslında bir denge. Yine bu da denge işi. Yani o zihni de yapıcı bir şekilde içeri sokmak ve zihnin ve kendini ana bırakmanın birbirini dinlemesini sağlamak en efektif yollardan biri. Şimdi bunu kitaba dönüştürüyorum. İnşallah yazın sonuna doğru basılacak. Ama tabii ki bu doğaçlama ve bu düşünce benim hem derslerime yansıyor, hem işlerime yansıyor. Ben artık daha çok bir süreçte bir koreograf olarak hareket öğretmekle ilgilenmiyorum çok fazla. Tabii ki onun da önemli olduğu zamanlar var ve onu nasıl öğreteceğiniz de çok önemli. Fakat kişiye önce bu araçları vermek, yani kendini dinlemeyi, zihninden nefret etmemeyi ama onu yapıcı bir şekilde doğaçlamanın içine sokmayı yönlendirmek, öğretmek benim için öncelikli olmaya başladı. Eminim çok fazla öğrenci var sizden, dansçıların ve bu alanda çalışan sahne sanatçılarının. Çok teşekkür ederim. Peki sevgili Beliz Demircioğlu Cihan, bir de çok teşekkürler keyifli sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ve programımızı kapatmadan önce sizlere her hafta olduğu gibi bu hafta da Bilgi Üniversitesi'nde yapılan iki önemli festivalden güncel haberler vermek istiyorum. Bilgi Üniversitesi'nde Mayıs ayı son derece hareketli. Mayıs'ta yapılacak festivallerden ilki olan Festival 408'de performansçılar hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Şimdi performansçıların prova süreçlerine konuk olacağımız VTR'mizi izleyelim hep birlikte. Ben duruyorum, zaman akıyor. Ama tersi. Ya da benim arkam dönük. Planlandı. Yani kader. Hatırlamak zorundasın. Ben çocukluğumu bile hatırlamıyorum. Gidiyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Bir
diğer festivalimiz olan Project 03'te hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Hatırlayalım, Project 03'ün bu yılki teması iletişim basittir, bu yüzden karmaşıktır. Project bu hafta sokaktaydı ve sokaktakilere iletişim nedir diye sordu. İletişim benim için insanların dünyasındaki sihirli anahtardır. İletişim bir alıcı ve verici arasında gerçekleşir ve insanların anlaşabilmesi için, dünyanın daha güzel olabilmesi için çok önemli bir faktördür. İletişime özen gösteren insanlar hem hayatında hem de kendi dünyasında daha başarılı, daha özgüvenli insanlar olmaktadırlar. İletişim en temelde benden başka olan, benim dışımda olan herkesle, her şeyle birlikteliğimi sağlayan şey olarak düşünüyorum. Yani sözel olabilir, sözel olmayabilir, söze dayalı olmak zorunda değil. Her anlamda benim yaptığım bir şeyi bir başkasının görmesi olabilir, onun üzerinden bir iletişim kurmamız olabilir, konuşmamız olabilir, bir bakışma olabilir, bir şey paylaşmak olabilir aynı yerde. Ama benden başka olanla, ki bir sürü insan ve bir sürü şeyle, bizi bir araya getiren, birlikte yaşamanın da olmazsa olmazı olan bir şey olarak düşünüyorum. İletişim bence sadece sözlü olmasına da gerek yok. İletişim birbiriyle etkileşebiliyorsan aslında odur, bir paylaşımdır, bir güneş doğumudur, bir batış da aynı zamanda, bir yükseliş, alçalış, her şey. Ve bir santral sanatın daha sonuna geldik. Unutmayın, Santral Sanat her Perşembe RGB YouTube kanalında sizlerle birlikte olacak. Önümüzdeki hafta yine bu sanat dolu mekanda buluşmak dileğiyle. Santral Sanat ekibi adına yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.